Efendim merhabalar. Merhaba abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce belediyelere bir gider yaptı. Dedi ki öyle bir simit 5 kuruşa yok. Borcunuzu ödemezseniz ana paranızdan keseceğiz. CHP de bizi tehdit ediyor. Bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadı. Biz belediyenin çoğunu kazanınca SSK borcunu tehdit ediyor. Borcun çoğu AK Parti döneminde kalmadı. Ne diyorsunuz? Abi Erdoğan ne diyorsa kesinlikle doğrudur. Nasıl yani? Bak net sana söylüyorum. Niye? Ama bak niye diye bir soru sor. Erdoğan diyor yani Mehmet Şimşek kabilesi bu ülkede ekonomi çok iyi. Kur'an evliya çarpsın bu ülkede ekonomi gerçekten çok çok iyi. Nasıl oluyor? Ben sana anlatacağım. Şimdi sen açım birisin. Örnek veriyorum açım diye isyan ediyorsun. Şimdi burada emekli gelecek tamam mı? İki tane emekli gelecek. Emekli maaşıyla geçinemiyoruz. İki tane asgari ücretli gelecek. Asgari ücretle geçinemiyoruz. Ev kirası böyle. Ülke satıldı, vatan satıldı, o satıldı, bu satıldı. Peki abim onlar yapıldı da sen halk olarak ne yaptın? Tamam. Halk olarak niye birleşip sarayın önüne gitmedin, meclisin önüne gidip de hakkını aramadın? O yüzden dolayıdır ki Erdoğan bu konuda ne diyorsa A'dan Z'ye doğru diyorum bak. Şimdi gerçeğe gelelim. Bu SSK borçları zaten bir gün ödeyecek. Yani ödemezseniz icraya geleceğiz, keseceğiz falan filan gibi ana merk paradan. Yani doğru bir şey mi? Abi kesinlikle doğru bir şey ya. Bak Erdoğan'ı bu konuda destekliyorum. Her konuda desteklediğim gibi bu konuda da destekliyorum. Niye diyeceksin? CHP'nin başında bir tane pasif bir Özgür Özel dedikleri bir adam var. Bence pasif. Yani CHP'nin genel başkanı olmayacak bir insan. Genel CHP'ye kesinlikle yakışmayacak, lider vasıflı olmayan bir... Ama seçimi kazandı, birinci oldu. Abi kazanma önemli değil. Sen belediyeyi kazanmışsın. Tamam belediyeyi kazandın eyvallah. Ama Özgür Özel kesinlikle bu ülkede lider vasıflı CHP'nin başına yakışacak bir adam değildir. Erdoğan'ı seversin sevmezsin. Erdoğan lider vasıflı bir özelliktir. Erdoğan toplumları arkasından sürükler. Her şeyi yapar. Bugün diyelim ki CHP'nin başında Erdoğan olduğunu düşün. Ülke bu kadar da kötü bir durumda olmuş olsaydı Erdoğan bu toplumla yemin ediyorum dünyada ses getirecek hareketi yapardı. Ama Özgür Özel ne yapardı mesela? Özgür ne yapardı? Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün Fransız halkı kadar korkak mısın abi? Fransa'da halk bir mazota kuruş zam geldi diye meclisi yerle bir etti. Hem de Macron gibi bir adama. Abi sen burada bütün vergilere mağdur kalıyorsun, zamlara mağdur kalıyorsun, ona mağdur kalıyorsun, buna mağdur kalıyorsun. Şu mikrofona şovmenlik yapmaktan başka ne yapıyorsun? Sen hakkını niye arayamıyorsun? Sen bugün Brezilya halkından... Şovmenlik bana değil, Özgür Özel'e diyorsun. Evet, evet. Sen bugün... bugün sen Arjantin halkından, Meksika halkından, Venezuela halkından, Kolombiya halkından daha mı yüreksizsin kardeşim? Niye hakkını aramıyorsun ya? Ya Almanya'da adamlar kuruş zam geldiği zaman meclisi titretiyor. Ama bizde İtalya'da, dün bir sesimi çıkardım ya FETÖ'cü olurum ya PKK olurum. Bir dakika dur. İtalya'da bulunmuş bir vatandaş olarak spagetti 10 kuruş zam geldiği zaman halk kenetliyor. Senin Türkiye'nde ne oluyor biliyor musun? Adam isterse ete bugün 100 lira zam gelsin. Adam diyor ki ben yiyorum. Gerisi önemli değil diyor. Bu zihniyet olduğu sürece kesinlikle bu halkta kenetlenme olmadığı sürece Erdoğan'ı bu konuda destekliyorum diyorum bak. Çünkü Erdoğan doğru söylüyor kardeşim. Eğer ki sen bugün 2001 yılında bir tane vatandaş vardı açtı değil mi? İflas etti bitti. Ne yaptı? Tek başına bak tek başına gitti meclisin önünde yazar kasa fırlattı ama açtı adam. Adam o günkü şartlarda cezaevi yok muydu abi? Adalet yok muydu? Kanun yok muydu? Vardı değil mi? Adam tek başına yaptı. Ya sen tek başına niye yapamıyorsun? Grupları niye topluyor musun? Özgür Özel geçen şey yaptı bir tane emekli mitingi yaptı Ankara'da gövde gösterisi. Abi sen... söke söke hakkımızı alırız demekten başka ne yaptın? Söke söke hakkını alabildin mi? Özgür Özel, bak ben sana ne söylüyorum ha? Ben Özgür Özel'i bu saatten sonra CHP'nin başında durduğu sürece kesinlikle de oy atmayacağım. Bak nettir. Çünkü adam şovmendir, koltuk sevdasıdır, koltuğunun peşindedir. Vatandaşı geçen Rize'ye gitmiş bir tane küfe almış arkasına. Ben emekliyi böyle taşıyacağım. Ulan bu lafla olacak iş değil ki, icraatla olacak iş. Kardeşim bugün futbol maçına çıkıyorsun. Adam sana ne diyor biliyor musun 1-0 yendiğin zaman? Hatice'ye bakma kardeşim neticeye bak diyor. Neticede yendin mi sen? Yendin. Sen neticede Özgür Özel emekliye, asker ücretliye ne yaptın kardeşim? Ne faydasını gördü? Neyi savundun kardeşim? Gelen zam yapıyor, giden zam yapıyor. Yani Millet İttifakı da zam yapıyor, Cumhur İttifakı da zam yapıyor. Millet İttifakı da bugün gelse seni ezmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı da eziyor. Artık bir fark yok arada. Millet İttifakı yok artık bitti. Abi ne olursa olsun. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Selahattin Demirtaş'ı seversin sevmezsin bilmem ama. Gezeyim daha sıra sıra gidelim bir dakika. Abi bir dakika bak. O soru da var. O soru da gelelim. Yok sıra sıra. O sıra da var. Şimdi tamam onu hallettin.
Diğer soruda ülkemizin erken seçime ihtiyacı var diyen var, yok diyen var. Ne zaman olmalı, olmalı mı, olmamalı mı erken seçim? Abi erken seçime artık geç kaldı bu ülke. Ya Recep Tayyip Erdoğan istese de bu ülkede 2028'e kadar erken seçim yapmaz. Çünkü hayır, o da gideceğini 2028 biliyor. 2028 değil, 2027'de yapması lazım. Tamam 2020 tamam. Ya normalde yapması lazım. Ben de sana sorayım, yapar mı abi? Sen bugün Erdoğan olsan, ülkenin şartları bu kadar kötü olmuş olsa, gideceğinin farkında olsan, iktidarın koltuğunu kaybetme durumun olmuş olduğu bildiği erken seçime gidersin. Hiçbirimiz de olsa gitmezdik, tamam mı? Halk zorlasa? Halk da zorlasa. Abiciğim halk hangi halk zorlayacak ya? Bunların hiç kim, bunlar affedersin. Bunlar hiçbir şey zorlayamaz. Bu halkta öyle bir yürek yok kardeşim. Bu halk gerçekten sindirilmiş halk ya. Adam sen mikrofonu uzatıyorsun değil mi sağda solda, ne diyor? Konuşamam. Hemen beni cezaevine atarlar. Arkadaş sen konuşmazsan, ben konuşmazsam, sen hak aramazsan, ben karar aramazsam ne diyeceğiz? Yarın senin çocuğun gelecek belli bir yaşa, torunun gelecek. Ya sana hesap sorduğunda baba, dede benim için ne yaptın dediğin zaman ne diyeceksin kardeşim? Ben mikrofonla konuşamadım. Çünkü Selahattin Demirtaş'la Edirne'de cezaevinde yatama göz alamadın mı diyeceksin. Ne diyeceksin? Bugün burada en kötü ya. Burası Şirin Evleri'nin en şey semti. Ya 3-4 trilyondan aşağı daire alamıyorsun. Halk bunu görmüyor. Halk eylem yapmadığı sürece, hakkını aramadığı sürece, o meclisin kapısında hakkını aramadığı sürece, o sesini Erdoğan'a duyurmadığı sürece, abi burada sen de ben de istediğimiz kadar konuşalım hikayeyiz. Özgür Özel bu konuda zayıftır kardeşim. Ben bugün CHP'nin genel başkanı olacağım. Milyonlar arkamda olacak. %37 gibi oy alacağım. Abi şu fakir fukarayla var ya, dünyada ses getirecek, dünyada ses getirecek olay yaparım. Bugün hiç kimse 1 milyonun karşısında dayanamaz kardeşim. İster asker olsun, ister polis olsun. Kim olursa olsun dayanamaz. 1 milyon ne demek biliyor musun sen? 1 milyon kişinin önünde dayanacak var mı kardeşim? Dayanamazsın. Ama bunlar ne yapıyor biliyor musun? Geliyorlar senin mikrofonunu görüyor. Emekliyim, 12 bin lirayla geçiremiyorum. Asgari ücretle ilgili 17 bin lirayla geçiremiyorum. İşte 17 bin alıyorum, 30 bin lirayla ev kirası veriyorum. Arkadaş sen sesini duyurmadığın sürece o Fransız halkından sen daha mı korkaksın? O Arjantin, Venezuela, Kolombiya, Brezilya halkından daha mı korkaksın? Onlar hakkını nasıl arıyorsa sen de arayacaksın kardeşim. Yani savaşa gittiğin zaman kaybetmek de var, kazanmak da var. Sen savaşına çıkmışsın ama kazanırsın ama kaybedersin. Hakkını arayacaksın. Ses böyle gelir. Öyle bir türlü gelmez. Anladın mı? Yani sen istediğin kadar burada uzat. Ama ben sana söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP'nin başına lider vasıflı bir adam gelmek zorundadır. Bu da Özgür Özel kesinlikle değildir. Tamam, devam et abi. AK Parti 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz? Değil misiniz? AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Bak üçüncü abi soru. Ben AK Parti yönetiminden kesinlikle memnun değilim. Erdoğan yönetiminden kesinlikle memnun değilim. Tamam mı? AK Parti deyince abi vatandaşını bitiren, yolsuzluk, hırsızlık, ülkeyi bitiren. Yani aklına ne alınıyorsun? Adalet ucu yok, ucu. Abi bak yol köprü. Ben 20 sene Almanya'da yaşadım. Yol köprü Almanya'da da yapıyor ama seni vatandaşını borçlandırmıyor. Hükümetin, gelen hükümetin görevi yol, köprü, baraj yapmak zorunda. Seni borçlandırmak zorunda değil. Bu asli görevlerindir. Bak devletin asli görevleri vardır. Asli görevlerinden bir tanesi vatandaşına hizmet sağlamaktır. Bu hastanedir, okuldur, yoldur, köprüdür, barajdır neyse. Bundan önce bu ülkede Erdoğan gelmeden önce bu ülkede iki tane köprü yok muydu abi? Vardı değil mi? Baraj yok muydu bu ülkede? Yol yok muydu? Ya ben bugün Malatya'ya giderken uçarak mı gidiyordum abi? Evliya Çelebi gibi mi gidiyordum? Yine yol kullanıyordum. Bugün ben Kars'a giderken uçakla gitmiyor muydum? Neyle gidiyordum abi? Yani Evliya Çelebi gibi kanatlarımla mı uçurup gidiyordum? Daha çok 80 yılda diyor 6000 kilometre yapma dublör. Biz böyle 18... Abi bak vatandaş yoldu, ya köprüyle uğraşmıyor. Vatandaşın şu an derdi geçim derdi kardeşim. Bak geçim. İnsanlar geçinemiyor. İnsanlar, ona da cevaplar var. Bak, lokantalar abi, dolu, AVM'ler dolu. Her tarafta para var ki gidiyorlar diyor. Bak ben şu anda ucuz yemek yeme yeri arıyorum. Bak. Bu insanlar yemek yemiyor. Bak. Bir tabak yemek 250 lira. Yani. Ben de 22 sene oy verdim Tayyip Erdoğan'a. Bak ben sana gel. Yok bir yani, var gidiyorum ben şimdi. Yemek yeri arıyorum. Ucuz yemek yeri. Abinin dediği gibi abi ben aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar şu an geçim derdinde. Bugün 12.500 lira. Cenazem oldu. Trabzon'a gidecektim. 12.000 lira uçak bileti yaptım. 12.000 lira. 12.000 lira evet. Yok o kadar değil ya. 2.500 lira. Abi. Gün içinde 12.000 liraya çıkmıştı. Abi bak öyle. Ya abi onu bilmem ama o biraz. Ya bilmiyorum o konuyu bilmiyorum yani uçak bileti ama benim bildiğim ben Malatya'ya 2.200 lirasına yol dolu, köprü dolu, kafe, lokantada dolu, para var diyor. Önceden alırsan öyle. Tamam. Abi İstanbul'un yine aynı şeyi söylüyor. İstanbul bugün kaç milyon? İstanbul 20 milyon. %10'u 2 milyon yapar değil mi? 2 milyonun da para olduğunu düşün. Bu trafiği de doldurur. Bu lokantayı da doldurur. Bu tatil köyünü de doldurur. O kafeyi de doldurur. Geri kalan 18 milyon ne yapacak abi? Yani %10'u para var. 2 milyonun %10'u bugün
mülk olarak İstanbul'da en büyük mülklere sahip abi. %10'undan bahsediyorum. Bugün sen hani ev sahibi diyorsun ya, o ev sahiplerinin çoğu da %10'luk kısım içinde yer alanlar, biliyor musun? İstanbul'dan bahsediyorum. Anladın mı? Bugün şurada dükkan sahiplerine bak. Hepsinin git bakalım evleri, binaları, yatları, katları var mı yok mu? İşte bu %10'luk kısım. Ben %90'lığa bakarım. %90'lık benim gibi sürünüyor mu? Sürünüyor. Benim çocuğumun geleceği olmadığı gibi bugün Ahmet abinin de, Ayşe teyzenin de, çoluğunun, çocuğunun, torunun bu ülkede geleceği kesinlikle bitirmiştir kardeşim. Bak bundan sonra CHP geldi, önemli değil. Veya HDP geldi, hiç önemli değil. Bu saatten sonra bu ülkeyi kim gelirse gelsin düzeltme şansı yoktur. Net sana söylüyorum bak. Bunun tek bir formülü vardır. Halk hakkını kendi arayacak. Halk kendi hakkını aramadığı sürece sen de ne yaparsan, CHP'de gelse bizi yolacak, MHP'de gelse bizi yolacak, kim gelse bize gelirse gelsin yapacak. Bak ne, bizi kim gelirse gelsin eziyor kardeşim. Ben İmamoğlu da değil, ben Erdoğan da değilim, ben İmamoğlu da değilim veya Özgür Özel de değilim. Abi ben vatandaşım, ben halkımı düşünüyorum, ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Beni kim gelirse gelsin eziyor kardeşim, ben sonuca bakıyorum, eziyor. Bana fark etmiyor, ben Marmaray'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı, Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı, o da zam yapıyor. Yani İmamoğlu'na geliyorsun, o da zam yapıyor. Ankara'ya gidiyorsun, o da zam yapıyor. Kocaeli'ye gidiyorsun, o da zam yapıyor. Yani hepsi yapıyor. Hepsi bir şeyin arkasına sığınmış. O diyor ki elektriğe zam geldi. Öbürü diyor mazota zam geldi. Öbürü diyor işçiye zam geldi. Öbürü vergiye zam geldi diyor. Olan vatandaş oluyor. Abim bak, adaletin var mı? 4 kişilik aile. 20 gitti, 20 geldi hesaplarsan günde 160 lira ayda yapar 5000 lira ya. Ya bu az bir para mı abim? Gözünü seveyim. Bugün 5 kilo, 6 kilo et parası yapar ya. Ya bu kadar da vurulmaz insanlara ya. Adaletli olun ya. Biz seni ne sen yapmalıydı kaldın, yani? Artırmamalıydı. Bak kardeşim, ben İmamoğlu'nu destekliyorum. Net söylüyorum. Ben İmamoğlu sonuna kadar belki Cumhurbaşkanı olsun. Ondan da fikrim. Bu sanatçıların hangisinin para ihtiyacı var abi? Bu futbolcuların hangisinin para ihtiyacı var? Bu futbolcular, bu futbolcular, bu sanatçılar, bu siyasetçiler bu halkı yıllarca sömürmedi mi abi? Bu saltanatlı hayatını bunlara sunmadı mı? Biz bugün bir futbolcu, bir sanatçı, bir siyasetçi gördüğümüz zaman affedersin yanında gidiyoruz köpek gibi bir imza çekebilmek için istiyoruz. O da bizi hor görmezse çekiyor. Hor görürse o da yapmıyor. Bizden affedersin şey gibi kaçıyor bu adamlar ya. Bizim paramızla, biz avatanımlar, bizden şey gibi kaçan insanlar bunlar. Bunlar doğru insanlar değil. Bak halk, yine söylüyorum. Bu fakir fukara halktan bahsediyorum ben. Geçinemeyen halktan bahsediyorum. Bunlar birleşmediği sürece, kenetlenmediği sürece, yanlış anlama, yarın öbür gün benim çocuğum bu ülkede yok olacak. Çünkü yarın öbür gün benim çocuğum şu saltanatlı, o derneklerin, cemaatlerin, futbolcuların, sanatçıların, siyasetçilerin çocuğunun yaşadığı lüks hayatta yaşayamayacağı için benim oğlum yarın kötü yollara düşecek. Ben de zapt edemeyeceğim. Ben de çocuğumu zapt edemeyeceğim. Benim çocuğumun yok olması sence doğru bir adalet mi? Ha, fakir fukaranın, çoluğunun, çocuğunun, fakir fukaranın, çoluğunun, çocuğunun veya kızının, fızının kötü yollara düşmesi sence bir adalet mi? Birileri lüks hayat yaşayacak, birilerinin çocukları burada dibe vuracak. Olmaz kardeşim bu. Sonra Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Sen sabahtan beri konuşuyorsun, stüdyon elektrik diyorsun. Sen zam diyorsun. O başkana, bu belediyeye, bu şeye hep örnek bir şeyler gösteriyorsun. Ağzında bir hak, hukuk, adalet çıktı mı? Bu siyasi... Selahattin'e kadar... Bunlar olmadan bunlar olur mu? Gelecek. Ben hak adalet... Bunlar olmaz. Selahattin Demirtaş diyeceksin. Selahattin Demirtaş çıkmadan... Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Bak abi, ben hakkını diyorum. Sen dinlememişsin. Dinlememişsin sen, dinlememişsin diyorsun. Son soru Selahattin Demirtaş. Bak kardeşim. Hak hukuku sağladın mı? Sen çağıracak bu... Abi ben aynı şeyi söyledim. Gözünü seveyim mi? Senin çözülür. Abi ben aynı şeyi söylüyorum sabahtan beri. Dinlememişsin geliyor. Bak kardeşim, ben onu demedim. İyi dinle. İyi dinle. Ben burada bak, dinleyen dinlemiştir. Ben Selahattin Demirtaş'a sonuna kadar oy attım. Bugün Demirtaş desin kardeşim, A partisine oy at, B partisine at, yine atarım. Demirtaş lider vasıflı bir insandır. Özgür düşüncenin hakimiyetinin kurucusudur. Ömürtaş bugün Demirtaş ego savaşı yüzünden cezaevinde yatan bir liderdir. Bugün Kürtlerin simgesidir, idolidir. Demirtaş dediğin adam. Demirtaş bugün dışarıda olmuş olsaydı, saraya boyun eğmeyecekti. Belki bugün Demirtaş CHP'nin başında olmuş olsaydı bu ülke günlük günüşlanlık yaşayacaktı. Ben sana ne söylüyorum? Bak Demirtaş... Şu parti bu partidir. Demirtaş adaletçi bir adam değil mi? Evet. Kendi avukat, eşi de eğitimcidir, öğretmendir değil mi? Mesela dikkat ettiğin zaman bu adamlar maddi açıdan bir sıkıntıları var mı? Kesinlikle yok değil mi? Halkın
menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu adamların cezaevinde yatıyorlar ya. Bu bir, nasıl bir adalet onun abi? Onun gibi bir sürü insan yani, var. Bir sürü insan var. 360 bin kişi bu ama konuda yatıyor. Ama bunu da söyleyelim bak. Suç işleyen varsa, suçu işlenmiş olan varsa yatsın. Ama Demirtaş'ın bir suçu yoktur. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim, Erdoğan belediyeleri SSK borcuyla tehdit etti. Ne düşünüyorsunuz? Belediyeleri hepsini engellemek, çalışmamak vaziyetine getirmektir bu. Bunun ötesi var mı? Yani şimdi mi? Şimdi mi mesela Cumhur İttifakı'nın aklına geldi belediyelerin borçları? Belediyenin borçları eski onların belediyelerinin çoğunun da borcudur. O zaman bütün belediyeler de borçları, eski borçları assın. Assınlar eski borçları. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu, ne zaman olur? Erken seçime ihtiyaç şimdi start vermesi lazımdır. Evet. AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti dediği gelince 2013'e kadar Erdoğan çok bu ülkeyi güzel yönetti. 2013'ten sonra bu ülke allak bullak oldu Cumhur İttifakı ile beraber. Bir de gelen bu başkanlık sistemi. Ya bir kişi bu Erdoğan hiç yatmasa da imza alsa yetmez ki. Hepsi tek kişilik bir sistemden geçiyoruz. Hangisini adam atacak? Yatmayacak, sabah akşama kadar imza atacak. Böyle bir dünya var mı? Teknik alamazsınız diyorsun. Ama teknik olarak da ne olursa bilgisayarlar hepsi onu çalışsa yetmez ona. Tamam. Son soru, Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor efendim? Selahattin Demirtaş deyince aklıma hak geliyor, hukuk geliyor, siyaset geliyor, insan hakları geliyor, barış geliyor, barış. Demirtaş deyince ben sadece onun için demiyorum. Bütün siyasi barış, bu ülkeyi barışı sağlayacak bütün siyasetçiler, içeride olanların derhal serbest bırakılması gerekiyor. Şimdi Demirtaş suçuysa yakalanır. Ben sana bir şey soru sorayım. Şimdi bu ülke şu anda bu kadar insan bizi izliyor. Herkes Kobani'de yok 52 kişinin katili. Hangimiz elinde silah gördü? Bir de buradan beraat etti kardeşim. Bu gelen 52 sene, 42 sene midir nedir? Hepsi tweet atmış, konuşmuş. Bunlardan dolayı 5 sene oradan, 4 sene oradan, o da kastidir. Ya bir genel başkan hiçbir şey savunamaz mı? Savunur. Siyasidir. Mevzu anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi birçok yerde belediyeyi aldı. Tayyip Erdoğan'da geçen bir açıklama, SSK borcunu ödemeyen belediyeler icra dahil her türlü işlemi yapacağız. Bir simit 5 kuruşa yok dedi. Borcunuzu ödeyin dedi. CHP'lerde diyor ki bizi çalıştırmamak için yapıyorsun. Şimdiye kadar niye istemiyordun? Kaldı ki AK Partilerden çok borç var diyor. Bu çıkışı nasıl karşılıyor Erdoğan'ın? Abi hiçbir çıkışını doğru karşılamıyoruz. Şöyle söyleyeyim ilk başta. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. İnsan da dünyanın en güzel insanı. Güzel ülkemin güzel insanlarına buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Abi öncelikle gündemle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi Erdoğan... O çıkış yanlış mı, doğru mu? Yanlış abi. Biz onun her türlü çıkışına karşıyız. Tamam. Yani kendine göre çıkışlar yapıyor. Kendi kafasına göre. Yani sanki bu ülkenin korucusu oymuş gibi, bu ülkenin sahibi oymuş gibi, bu ülke onun babasının tapulu ülkesiymiş gibi, babasının çiftliğiymiş gibi hani bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Tabii biz de hani istemiyoruz, karşısındayız, hoş, doğru bulmuyoruz. Şimdi gündemle ilgili konuşmak istiyorum. Filistin için Rize'de açıklama yaptı. Dedi ki biz gerekirse Ermenistan'da, Libya'da yaptığımız gibi İsrail'e de gireriz tarzı bir şeyler söyledi. Evet. Biraz şey koptu fırtınalar, İsrail bakanları falan filan. Nasıl karşıladın bu çıkışı Erdoğan? Abi şimdi Erdoğan dün çıktı, İsrail'e parmak salladı. Dedi ki evet, parmak salladı İsrail'de, dedi ben o parmağı kırarım. Dedi keser mi parmağı? Dedi senin sonun aynı Saddam gibi olacak. Yani Erdoğan'ın söylemi, Erdoğan öyle çıktı dedi ya. Dedi ey İsrail. Dedi aklını başına al. Benim adım Erdoğan. Dünya benim ismimi duyunca titriyor. Dedi ben seni 10 dakikada bir saatte yok ederim İsrail. Dedi ben İsrailoğullarını, İsrail'i ne zaman dedi? Ben ne duymadım? Yani dedi ansızın girebiliriz. Bir gece ansızın girebiliriz dedi. Yani dedi Karabağ nasıl girdiysek İsrail'e de Karabağ'a girdiğimiz gibi bir gece ansızın girebiliriz. Rize'de. Ya zaten Karabağ bir ülke bile değil. Bir kasaba, köy gibi yer. Yani bir de orada bir ülkenin silahlı kuvvetleri yok. İsyancı ağırlıkçılar var. Azerbaycan saldırdı Karabağ'a. Orada Ermenistan bile Karabağ'a destek olmadı oradaki isyancılara. Türkiye'de Azerbaycan'a destek oldu. Konumuz o değil. Erdoğan evet. Çıkışı. Yok, konumuz o değil. Hani Karabağ'la İsrail'le şey yapacağım. Hani Karabağ bir ülke bile değil. Nüfusu hani
1 milyon bile yok. Kalmış ki İsrail dünyayı yöneten bir ülke. Evet, kalmış ki hani tamam doğru Ermenistan hocalı katliamı yaptı. Biz her türlü katliama karşıyız, lanetliyoruz. Yani orada sadece Ermeni isyancı gruplar vardı. Azerbaycan onlarla şey yaptı, Karabağ'ı aldı. Şimdi Erdoğan dediğim gibi çıkıyor. Türkiye yapamaz mı? Filistin'e destek verip bir şekilde yani İsrail'i durduramaz mı? Niye küçümsüyorsun Erdoğan çıkıyor? Abi şimdi konuşabiliyor muyum abi? Böldüğün zaman unutuyorum söyleyeceklerimi. Yani çıkıyor diyor ya, ey İsrail bir gece ansızın İsrail'e gelebiliriz girebiliriz. Aklını başına al. Yani bu söylemi bizim aklımıza ne geliyor biliyor musun? Rahmetli Kemal Sunal'ın sahte kaba dayı var. Evet. Yani aklımıza o geliyor abi. Yani Erdoğan duyunca aklımıza rahmetli Kemal Sunal'ın sahte kaba dayı filmi geliyor. Ya kardeşim İsrail ne yapmış Türkiye'ye? Ne yapmış ya? Yani sen niye öyle çık kendince? Filistin'de Gazze'de 40 bin tane çocuk öldürmüş. Şimdi Gazze'de doğru. 40 bin tane insan ölmüş mü? Ölmüş. Hepsi de çoluk çocuk kadın. Hastaneler bombalanıyor, kamplar bombalanıyor, binalar bombalıyor. Filistin Arap mı? Arap. 20-25 tane Arap devleti var. Kim Gazze için bir şey yapıyor? Hatta Filistin bile ikiye ayrılmış. Gazze, Batı Şeria. Gazze'yi Hamas yönetiyor, Batı Şeria'yı Mahmut Abbas yönetiyor. El Fethi. Yani El Fethi, Mahmut Abbas bile Gazze için bir şey yapmıyor. Hatta Hamas'a terör örgütü diyor. Ya kardeşim, sen ama daha Ramazan... O İsrail'in kukla adamı olabilir. Abi Erdoğan Ramazan ayında bile çıktı dedi ki, İsrail'e ticaret üstünde ticaret yapıyoruz. Ya bu kadar katliam varken... Ramazan ayında bile çıktı dedi. Evet ticaret üstünde ticaret yapıyoruz ama kısıtlamaya gideceğiz. Sonra dediler bitirdik. Yediğimiz içtiğimiz her şey marketten aldığımız %90 hala İsrail malı. Her şey İsrail malı. Ama sen biz göndermeyeceğiz dedi. Almayacağız demedik. Biz göndermiyoruz. Onlar bize fabrika kurmuş üretiyorlar. Ne yapalım yani kapatalım. Abi almasın da sonuçta sen şu bakkala gidip bisküvi, çikolata, gofret aldığın zaman bir şey para kazandırıyorsun. Onun kirası var, vergisi var. Sen, ben, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma alışveriş yapmadığı zaman dükkan, market, İsrail iflas eder. Markasını almayalım diyorsun. Almayalım abi. Tamam. İsrail'in büyükelçisini göndermiş mi? O bir yıldır savaş var. Erdoğan İsrail'in büyükelçisini göndermiş mi ülkesine? Başkonsolosunu göndermiş mi? Samimi değil mi diyorsunuz? Samimi değil abi. Yani ülkenin başına gelinden beri söylediği hiçbir şey samimi değil abi. Sizin girebileceğin yani, elçiyi göndermesi lazım diyorsun. Abi ya tutan var mı Erdoğan'a? Kardeşim gitsene seni tutan var mı ya? Niye çıkıp öyle diyorsun bir gece ansızın girebiliriz ya? Tutan var mı abi? Gitsin. Git. Davet ediyorum seni, hadi git. Seyit'ten var mı? Çocuklarınla beraber git kardeşim. Bilal Erdoğan'la beraber git. Amerika'daki oğlunla git. Yani kendin ve çocuklarınla mı gideceksin? Yoksa halkın çocuklarını mı İsrail'e göndereceksin? Sarayda televizyon başında ayaklarını üste koyup yani halkın çocuklarını mı izleyeceksin? Yani ya sen Türkiye'nin de Gazze gibi olmasını mı istiyorsun kardeşim? Yani Suudi Arabistan gitsin Gazze'ye. Mısır gitsin abi. Lübnan gitsin. İran gitsin. Irak gitsin. Etiyopya gitsin. Tunus, Cezayir gitsin. Yani İsrail bize saldırmış mı? Biz niyeyiz? Bizim de din kardeşlerimize destek vermemiz doğru değil mi? İsrail bugün saldırmaz ama bak bir dakika. Peki Doğu Türkistan'da. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Evet. Önce Suriye, sonra Irak, sonra İran, sonra Türkiye. Adım adım Arz-ı Mevut'ta Manavgat suyuna kadar var. Abi şimdi dünyanın her yerinde katliam var zaten. Yani biz Türk müyüz abi? Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Evet. Doğu Türkistan diye bir yer var, Uygur Türkleri. Evet. Çin yıllardır Uygur Türklerine zulüm ediyor, katlediyor. Erdoğan hadi Çin'e de söyle. Hadi Çin'e de kardeşim. Bir gece ansızın Çin'e girebiliriz de. Yani Gazze'liler Arap, Doğu Türkistan'dalar Türk. Gazze'liler de katlediyor. Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri de katlediliyor. Hani hangisine Çin'e de? Diyebiliyor musun? Hadi de. Ya diyorsan da sözünü eriyor kardeşim. Git seni tutan yok. Ya git senden kurtulalım kardeşim ya. Ya seni tutan yok ya. Ya çocuğuna Bilal'le Amerika'daki onunla beraber buyur. Kırmızı halı sereceğiz sana İsrail'e gitmen için. Git Gazze'yi kurtar. O zaman seni alkışlayacağız diyeceğiz. Gazze'yi kurtardı Erdoğan. Yani çıkıp bir gece ansızın girebiliriz demekle olmuyor bu işler kardeşim. Olmuyor. Önce bir komple ticareti durdur. Ne ticaret gönder, iş yap, mal gönder ne de mal al, tamam mı? Bir de başkonsolosunu büyükelçisini gönder. Ya Erdoğan'ın şimdiye kadar dediği hangisini yaptı abi, hangisini? Ya bu İsrail Türkleri öldürmedi mi abi? Bizim Mavi Marmara gemimiz gitmedi mi? Filistin'e yardım götürmedi mi? Evet. İsrail demedi o mi? O zaman sakın... dedi ki biraz geldi. Erdoğan dedi ki ben mi size gidin dedim. Ben size gidin demedim dedi. Niye gittin dedi. Ya bizim Mavi Marmara gemi aynı şimdiki Gazze gibi yine o dönem katliam oldu. Evet. Bizim de yani, Mavi Marmara gemimiz Filistin'e evet yardım götürdü. İsrail dedi ki bak sakın o Mavi Marmara gemisi dedi gelmesin. Dedi ben gemiye baskın yapacağım, gemidekileri öldüreceğim, katledeceğim.
Erdoğan yine İsrail'e parmak salladı. Aynen rahmetli Kemal Sunal'ın filmi gibi, sahte kafada gibi. Dedi İsrail sakın öyle bir şey yapma, aklını başına al. Dedi bir gece ansızın girebiliriz. O şekilde konuşmalar yaptı. Abi İsrail dediğini yaptı. Erdoğan gibi değil yani. Dediğini yaptı. Mavi Marmara gemisine baskı yaptı. Onlarca Türk'ü öldürdü, katletti. Erdoğan çıktı dedi ki benden mi izin aldınız da gittiniz? Ya sen dedi ki hele İsrail dedi sakın öyle. Ya rezalet skandal abi ya. Rezalet skandal değil de eylem, ne? Eylem ve söylem birliği yok mu? Değil abi, değil. Bizim İsrail nasıl Mavi Marmara gemisine baskı yaptı, onlarca Türk'ü öldürdü ya. İsrail Cumhurbaşkanı defalarca Türkiye'ye geldi gitti, Erdoğan kırmızı halı serdi, kırmızı halı. Yani hangi dediğini yaptı abi? Yani bizim o Mavi Marmara gemide onlarca Türk öldürdü, katledildi, bizim itibarımız ayaklar altına alındı. Amerika bizim Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirdi. İtibarımız ayaklar altına aldı. Erdoğan ne yaptı abi? Ne yaptı? Dostum Amerika, dostum Obama, dostum Biden, Putin şey diyor ya, Trump diyor. Ne diyor abi? Dostum değil mi? He. Bir tane papaz vardı. Papaz. Rahip Branson. Evet. Erdoğan çıktı dedi ki, dedi ben bunu cezaevindeydi Türkiye'de. Erdoğan dedi darbeye destek oldu bilmem ne. Erdoğan dedi İdam cezası vereceğim, müebbet vereceğim. Ben yaşadığım sürece bunu cezaevinden çıkarmayacağım. Amerika dedi ki, bak derhal hemen serbest çıkarmazsan dedi ben sana yapacağımı biliyorum. Evet. Hemen, derhal hemen çıkardı. Hani çıkarmayacaktın? Bu sözünü de tutmadı. Yani İsrail Mavi Marmara gemisine baskı yaptı. Onlarca Türk'ü öldürdü, katletti, bir şey yapmadı. Amerika bizi Türk askerlerinin başına çuval geçirdi, bir şey yapmadı. Papaz Ray Brunson'ı bırakmayacağım dedin, bıraktın. Onun dışında Türkiye sahillerinde Alanya Bodrum Çeşme'de Esad'la tatil yapıyordu. Kardeşim Esad diyordu. Canım kardeşim diyordu. Sarılıyordu, öpüşüyordu. Sonra bir gün sonra katil Esad, terörist Esad oldu. Şimdi yalvarıyor Esad'a. Diyor Allah rızası için barışalım. Yani barışmak için her şey deniyor. Esad da diyor yürü git lan, senin gibi insanla işim olmaz. Yani kardeşim devlet böyle mi yönetilir ya? Bir gün kardeşim, bir gün katil terörist, bir gün yine kardeşim. Yani şeye yıllarca abi ülke devlet yönetmek çocuk oyuncağı değil. Zaten kendisi hep diyor ki kandırıldım. Şu beni kandırdı, bu beni kandırdı. Ya sürekli kandırılan bir insan koskoca 80 milyonluk bir ülke yönetebilir mi? 90 milyonluk bir ülke yönetebilir mi ya? Herkes beni diyor, Amerika beni kandırdı, Rusya beni kandırdı, işte İsrail beni kandırdı, İran beni kaldırdı, FETÖ beni kaldırdı. Herkes beni kandırdı diyor abi. Yani seni parmağında oynatıyorlar demek ki. Sürekli kandırılan bir insan koskoca bir ülkeyi yönetebilir mi ya? Yani yıllarca, hiç unutmuyoruz. Yıllarca Erdoğan çıktı, Rabia işareti yaptı abi. Bunu kim unutabilir? Yıllarca böyle Rabia işareti yaptı. Erdoğan'a oy verenlerin herkesin profilinde bu işaret vardı abi Facebook'ta, profil fotoğrafında, kapak fotoğrafında. Bu nedir abi? Rabia işareti. Rabia'yı kim öldürdü, katletti Mısır'da? Sisi. Evet, Müslüman kardeşleri Rabia'yı öldürdü, katletti. Muhammed Mursi'yi öldürdü, katletti. Erdoğan çıktı dedi ben bütün darbecilere karşıyım. Allah darbe yapanların belasını versin. Sizin gibi değerli güzel insanlar Erdoğan'a sürekli mikrofon uzattılar. Efendim bir gün olur da darbeci, katil, terörist dediğiniz siz ile görüşür müsünüz, konuşur musunuz? Dedi hayatta ben onunla konuşsam görüşürsem adam değilim, hayatta dedi. Nefes aldığım sürece, yaşadığım sürece dedi ben onunla görüşmem. Ama önce diyorlar ki şartlar değişiyor, devletin önce, menfaatleri var diyorlar. Önce Katar'da Dünya Kupası oldu. Bizim Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası'na gitmedi, oynamadı. Erdoğan gitti ama. Bizim Türkiye Milli Takımı gitmedi ama Erdoğan gitti. Ülkede bu kadar sorun varken Erdoğan beyefendi gitti Dünya Kupası maçlarını izlemeye belki gitti. Para aramaya gitmiştir efendim. Ne diyorsun? Para istemeye gitmiştir belki. Gitti, orada Sisi'ye sarıldı. Değerli kardeşim Sisi dedi, seni seviyorum Sisi dedi. Ya hani bu adam Muhammed Mursi Rabia'yı Müslüman kardeşleri katletmişti? Hani darbeciydi? Şartlar değişemez mi? Abi bir ülkenin şartları her gün değişemez. Yani bir insan nasıl karakterli, kişilikliyse yani bir ülkenin ülkenin de duruşu olmalı abi, duruşu. Yani ülke bir gün böyle, bir gün böyle. Ülke böyle yönetilir abi, ülke böyle yönetilir. Düz bir çizgide. Ülke bir gün böyle, bir gün böyle, bir gün böyle, bir gün böyle. Her gün ülke böyle yönetilmez abi. Ülke böyle yönetilir. Ülkenin bir duruşu olmalı. İnsan da bir duruşu olmalı. Erdoğan Mısır'a da gitti abi.
Hem dün Akbaş'ta gitti sizle görüştü. Hem de Mısır'a Sisi'nin yanına gitti. Yine sarıldı, öpüştü. Değerli kardeşim, seni en yakın zamanda Türkiye'de sarayında ağırlamak istiyorum dedi. 1150 odalı sarayında ağırlamak burada istiyorum. Burada ne yanlış vardı? Yani önce kimi yanlış? Abi önce darbeci diyor, katil diyor, terörist diyor Esad'a, Sisi'ye. Ondan sonra bir gün sonra yine değerli kardeşim diyor. Gidiyor, sarılıyor, öpüşüyor. Savaştıkları gibi mesela Türkiye, Atatürk de Venezuela'da savaştı, sonra görüştü. Bu normal değil mi? Savaşta olur, barışta Atatürk'le Erdoğan'ı bir mi tutuyorsun? Atatürk, hayır, mesela savaşırsa ben Erdoğan sadece bu ülkenin bir personeli. Savaşırsın, savaş evet. Bitirmişler konuşursun. Erdoğan bu ülkede bir personel abi. Hizmetçi, hizmetkar. Yani Erdoğan. O da Cumhurbaşkanı, o da Cumhurbaşkanı. Ya, Cumhurbaşkanı da biz de halkız abi. Biz de vatandaşız, devletiz. Yani bu ülkenin Bu ülkenin kurucusu, sahibi Çanakkale'de savaşan dedelerimizdir. Halktır, millettir abi, biziz. Devlet peki, biziz. Peki diye soru, AK Parti deyince aklına ne geliyor, AK Parti deyince? Gel abi, gel. Abi AK Parti aklımıza gelince aklımıza ne geliyor? AK Parti deyince aklımıza ne geliyor? Özellikle niye bir kişi bu kadar insanlara var? Ben konuşma sonra sak. Herkes de sırayla konuşuyor. AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti deyince aklımıza ne geliyor? İlk başta Maraş depremi geliyor abi. 11 ili etkileyen Maraş depremi geliyor. Kendileri diyorlar 53 bin tane insan hayatını kaybetti. Zaten 600 bin tane bina yıkılmış. 600 bin. Yani resmi kayıtlara göre. Her binada bir kişi ölmüş olsa 600 bin tane insan hayatını kaybetti. 600 bine hasar görmüş. 600 bin bina yıkılmamış. Yok, yıkılmış. Komple yıkılmış. Evet. Ben depremzedelerle konuşuyorum abi. Diyorlar ki ne 53 tamam, bini, deprem geliyor, yüz binlerce. Onun dışında Soma geliyor abi. Soma geliyor. Soma'da 308. Bir sürü, evet. 308 kişi, madenci yani 300'den fazla insan madende hayatını kaybetti. Ermene geliyor abi. Yine madende insanlar hayatını kaybetti. Tahir Elçi geliyor abi. Diyarbakır Baro Başkanı. Yani evliydi, çoluk çocukları vardı. Dediler işte biz artık iktidara gelince faili meçhul cinayetler olmayacak. Hiç bir şey gelmiyor mu? Böyle güzel bir insan öldürdü, katledildi. Sinan Ateş geliyor aklımıza abi. Böyle vatansever, yine aynı Tahir Elçi gibi vatan milletini seven bir insan. Evliydi, çoluk çocukları vardı. O öldürüldü, katledildi. AK Parti deyince aklımıza ne geliyor Erdoğan, AK Parti deyince? Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. Çıkıp kendisi diyor ben manda, yoğurdu, kestane, bala, ejderha meyvesi yiyorum. Halk, vatandaş, halk ekmek kulübesinde sırada abi. Yani halk ekmek. Halk ekmeği biraz daha ucuz diye insanlar 21. yüzyılda 2024'te ekmek kuyruğuna giriyor abi, ekmek kuyruğuna. Bir iki ekmek için. Dünya, Avrupalılar hepsi ülke ülke gezip tatil yapıyor. Alanya, Bodrum, Çeşme, Yunan adalarında, Maldivler'de bizim insanlarımız halk ekmek kulübesinde bir iki ekmek için ekmek kuyruğuna giriyor. Olacak şey mi? Yani bunlar. Ya Erdoğan bir yüzükle geldi ya, bir yüzükle geldi abi. İnsanlar da dedi fakirdir, garibandır. Fakirin garibandan halinden anlar. Bir yüzükle geldi. Dedim bakın ben bir yüzükle geliyorum. İleride bir gün olur da zengin olurduğumu görürseniz bilin ki çalmışımdır dedi ya. Adam şimdi 150 odalı sarayda yaşıyor abi. Çocukların o devletin sarayı, onun sarayı değil, yarın gidin başkası kullanır. Çocuklarının abi bizim ülkenin o kadar Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nda yaşamış yani barakada mı yaşayacak? Abi insanlar o kadar fakirlik, yoksulluk yaşarken 1150 odalı sarayda yaşama lüksü yok abi. Kimsenin yok ya, kimsenin. Ya kimsenin yok. Erdoğan'a 10 oda yetmiyor mu abi? Biz 1 artı 1 evde yaşıyoruz. 2 artı 1 evde yaşıyoruz halk, vatandaş. 2 artı 1, 3 artı 1. Ya Erdoğan 150 odalı sarayda yaşıyor. Kardeşim 10 oda, 50 oda, 100 oda, 200 oda, 500 oda yetmiyor mu? Ya 1150 odalı sarayda yaşıyorsun kardeşim. Yani evet. Son soru Selahattin. Yani bir ay boyunca çalışıyoruz. Bir ay boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaş kiraya yetmiyor abi. Yani halk, vatandaş bir ay boyunca çalışıyor. En kötü kiralar 20.000 TL. Askeri ücret 17.000 TL, emekli 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Tekstilde, fabrikada, inşaatta, madende, vatana millete hizmet ediyor. Emekli 10.000 TL alıyor. Abi 10.000 TL ile insanlar nasıl geçinsin? Tamam da bakın. Nasıl geçinsin abi ya? Bir sene önce seçim oldu, AK Parti %52 aldı, demek halk memnun. Ne zaman %52 aldı? Bir sene önce. Cumhurbaşkanı seçimde. Evet. Ama yerel seçimlerinde de her yeri kaybetti abi. Her yeri kaybetti. Ama Cumhurbaşkanı söylüyorum ben. Ya Kılıçdaroğlu karşısında adaydı abi. Yanlış seçimdi. Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Erdoğan fark atardı. Mansur Yavaş aday olsaydı fark atardı. Herkes de halk, vatandaş da diyor ki Kılıçdaroğlu 15 yıl boyunca Erdoğan denekçiliğini yaptı. Şunu yaptı. Ben demiyorum, halk, vatandaş diyor. Yani aday yanlıştı abi. Yani dediğim gibi abi. Erdoğan manda yordu.
kestane balı, ejderha meyvesi yiyor. İnsanlar sabah, öğlen, akşam poğaça simit, poğaça simit, poğaça simit abi. Yani her şey ateş pahası olmuş. Son soru efendim. Selahattin yani Demirtaş. Selahattin Demirtaş'a geleceğim abi. Her gün zam. Hayatınız olmuş zam kardeşim. Bu ne böyle ya? Her gün zam. Göz abi akşam uyuyoruz zam. Sabah kalkıyoruz zam. Gözümüzü kapatıyoruz zam. Açıyoruz zam. Bu ne kardeşim ya? Her gün zam. Denetleme yok mu? Kontrol yok mu? Yahu insanların buzdolabı bomboş abi. Bomboş. İnsanlar meyve sebze alamıyor. İnsanlar et alamıyor. İnsanlar yumurta alamıyor. İnsanlar peynir alamıyor. Ya önceden annelerimiz, babalarımız 5 tane, 10 tane, 20 tane karpuz alırdı. Karpuzlar çeyrekle satılıyor artık abi ya. Olacak şey mi ya? Çeyrekle satılıyor abi. İnsanlar artık karpuz alamıyor, karpuz. Çeyrek dilim satılıyor artık karpuz ya. Olacak şey mi abi? Beyefendi 1150 odalı sarayda yaşıyor. İnsanlar bir dilim karpuz alamıyor ya. Yani sen şu an suç işliyorsun hani, çekmezsen sevinirim. Çünkü sen kameraman değilsin, muhabir de değilsin. Tamam da kamera var. Sen şu an benim özel hayatımı gizli ihlal ediyorsun. Beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Yani ben şimdi seni çeksen tacize girer. Sen de şu an beni rahatsız ediyorsun. Çekmezsen sevinirim. Yani ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Suç işliyorsun. Ben seni çeksem polis çağıracaksın. Yani dediğim gibi abi, Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. Krallar, padişahlar gibi sanki bu ülkeyi o kurmuş, bu ülkenin sahibi oymuş gibi. Kalmış ki Erdoğan sadece bir siyasetçidir abi. Yani biz halkız, vatandaşız. Biz ülkemizin iyi olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın iyi şartlarda rafa içinde yaşamasını istiyoruz abi. Yani ikinci abi, şimdi yabancılar konusunda da biraz konuşabilirim. Çok kısa. Şimdi Erdoğan, dediğim gibi onun her şeyini zaten doğru bulmuyoruz. Erdoğan milyonlarca yabancı göçmen. Evet, yabancı göçmen. Yabancı göçmen getirdi, ülkeye soktu abi. Yani biz yabancı göçmenlere karşı mıyız? Değiliz abi. Gelsin 10 bin gelsin. 20 bin, 50 bin, 100 bin. Çoluk, çocuk, yaşlı, aile. Yani eğitimli, kültürlü, zararlı kişiler gelsin. Okumuş insanlar, zararsız, özür dilerim. Yani Erdoğan getirdiği kişiler hepsi 20-30 yaşındaki gençler. Ya hepsi balici, tinerci, uyuşturucu bağımlısı, sapık, katil, terörist abi ya. Ya ülkeyi doldurdular. Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edilmedi abi. Kayseri halkı ayaklanmadı mı? Kötüler bize mi geldi? Evet, kötüler, iyiler hepsi Avrupa'ya gitti. Ya kardeşim, kafana göre niye hareket ediyorsun ya? Türkiye halkına, vatandaşlara referandum yaptın mı abi? Sordun mu? Bu kadar milyonlarca yabancı göçmen gelsin mi? Benim askerim, polisim orada hayatını kaybediyor. Ölüyor. Bunlar parklarda, sahillerde nargile çekiyorlar abi. Sahillerde Türk kadınların videolarını çekiyorlar, rahatsız ediyorlar. Yani dediğim gibi Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. Taksim'de geçen sene biri bomba patlattı abi. Gene bir yabancı. 10 kişi öldü. Ercin bebek vardı. Onu ömrüm boyunca unutmayacağım. Babasıyla Konya'dan İstanbul'a kız istemeye gelmişlerdi. Ya sen bu Kayseri'deki sapı, bu Taksim'de bomba patlatan katil terörist. Ondan sonra geçen yine bir ay önce bir öğretmen doktor öldürdü 17-18 yaşında bir yabancı tarafından. Evet, evet. Böyle katil terörist sapıkları niye ülkeye soktun kardeşim? Niye soktun kardeşim? Ya bir adım atarken halka, vatandaşa sor, referandum yap, sor. Yani şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim? Kafana göre hareket etme kardeşim. Sen bu ülkenin kurucu sahibi değilsin ki ya. Sen sadece bir siyasetçisin, hizmetkarsın. Ülkeye, insanlara hizmet etmek için varsın. Abi, son olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi bazı şahıslar, zatlar çıkıp diyorlar ki biz sokak köpeklerini öldüreceğiz. Başıboş köpekleri öldüreceğiz. Biraz kibar ol, geliyor. Evet. Yani kendileri kibar abi. Diyorlar uyutacağız. Yani uyku ilacı mı vereceksiniz? 10 dakika, yarım saat, 1 saat uyu. İyi geceler deyip. Öldürmenin kibarı. Evet, kibarı. Ya bunu Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Demirtaş dese sokak, herkes tepki gösterecek. Ya kardeşim, bu sokak köpeklerini, başıboş köpekleri öldüreceğiz, yok edeceğiz diyen şahıslar, zatlar, sizin canınız can da bu sokak hayvanların, sokak köpeklerin canı
patates patlıcan mı kardeşim? He? Sizin canınız can, onların canı patates patlıcan mı? He? Sizi de Allah yarattı, onları da Allah yarattı. Sizin de canınız can, onların canı da can. Ya olacak şey mi kardeşim ya? Ramazan ayında 10 bin kişi ölmüş gazete, ticaret üstüne ticaret yapılıyor, sokak hayvanlarını öldüreceğiz. Ya olacak şey mi ya? Ondan sonra sinirlenme diyorlar. Yani getirdikleri yabancılar Taksim'de bomba patlatıyor, bizim Türkleri öldürüyorlar. Kayseri'de çocukları tecavüz ediyorlar, sahillerde. Ya geçen toplu taşıma araçlarına bindim abi. Bir tane yabancı kadın, bizim bir Türk kadını saçını başını yoldu abi. Diyor ki, kadın diyor ki, siz Türkler şerefsizsiniz diyor ya. Ya bir tane toplu taşıma araçlarında kocası da yanında, kocası da gülüyor. Kadın, Türk kadının saçını başını yoluyor abi. Diyor siz Türkler var ya şerefsizsiniz, ırkçısınız, faşistsiniz. Ulan dedi biz şerefsiz, faşist, ırkçı olsak 10 yıldır sizi yedirip içirir miydik he? Yedirip içirir miydik? Kocasından ve onun elinde tuttum abi, çıkardım attım otobüsten. Ya olacak şey mi ya? Ya böyle kişileri niye ülkeye soktunuz ya? Ya dağdan gelmişler bağdakini kovuyorlar abi ya. Ya yakında bizi kovacaklar, diyecekler bizim ülkemiz burası. Defolun gidin ya. Yani son soruya gel. Selahattin yani Demirtaş. Son olarak ona da engelleyeceğim abi. Bu sokak hayvanlarını, sokak köpeklerini öldüreceğiz diyenlere biz halk vatandaş olarak diyoruz ki sokak köpeklerini değil, hırsızlık yaparak, yolsuzluk yaparak ülkeyi soyup soğana çevirenler uyutulsun, uyutulsun. Anlatabiliyor muyum? Onlar uyutulsun, öldürülsün. Sapıklar uyutulsun, tecavüzcüler uyutulsun, sübyancılar uyutulsun, hırsızlar uyutulsun, katiller uyutulsun, ahlaksızlar uyutulsun. Sokak hayvanlara dokunmayın, yasayı geri çekin, aklınızı başına alın diyoruz biz halk vatandaşı olarak. Son soru, Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Gel kardeş seninle, gel. Abi, Selahattin Demirtaş deyince aklımıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş. Senle de birazdan konuşuruz. Yanlış bilgi neyse onu da şey yaparız. Sen de az önce Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında da beni bırakmadın. Yanlış konuştun onların hakkında. Selahattin Demirtaş. Şimdi ben CHP üyesiyim. CHP seçmeniyim abi. Yani ben HDP'li, DEM partili değilim. Şimdi Selahattin Demirtaş. Ben öncelikle CHP'den önce de halkçıyım abi. Ben devletçiyim, halkçıyım. Devlet de halktır, vatandaştır. Biziz yani. Yani ben halkçıyım. Selahattin Demirtaş, şimdi bu adam bu ülkede okul okudu abi. Üniversite okudu, avukat oldu. Karısı öğretmen. Yani yıllarca avukatlık yaptı. Bu adam avukatken terörist değildi. Hatta bu adam milletvekili oldu ya. HSYK, hakimler, savcılar dediler terörist değildir. Bu adamı milletvekili yaptılar. Hatta bir partinin genel başkanı oldu. Hatta onu da geç, iki dönem Cumhurbaşkanı adayı oldu abi. Ya bu adam teröristse bu devlet, yani bu adam nasıl Cumhurbaşkanı adayı yapıyor abi? Nasıl milletvekili yapıyor? Yani kardeşim Selahattin Demirtaş 8 yıldır cezaevinde abi. DEM Partisi onun için hiçbir şey yapmıyor abi. Yani hiçbir şey yapmıyor. Yani Erdoğan sabahtan akşama kadar yatıyor, kalkıyor. HDP teröristtir diyor. HDP terör örgütünün siyasi ayağı diyor. Selahattin Demirtaş diyor. Bir gün sonra şu anki DEM Parti yönetimi var ya, hiçbir şekilde Kürtleri temsil ettiğini düşünmüyorum. Selahattin Demirtaş için hiçbir şey yapmıyorlar abi. Bir gün sonra yine Erdoğan adam gönderiyor. Yani Meral Deneş Beştaş gülüyor böyle. Bozda onun yanına gidiyor. Yani ya kardeşim sen terörist diyor. Adamla görüşüyor. Sizin genel başkan 8 yıldır cezaevinde, ailesinde 8 yıldır ailesini görmüyor. Dört parmak arasında babası vefat etti. Babasının cenazesine gidemedi. Yani kardeşim ne sürekli her gün Erdoğan'la görüşüyorsun, AK Parti'yle görüşüyorsun diyor. AK Parti terörist diyor kardeşim. Siz de görüşüyorsunuz, bir de kapıda karşılıyorsunuz böyle, bir de gülüyorsunuz, kahkaha atıyorsunuz, dişleriniz görünüyor. Yani Demirtaş için ne yapıyorsun? Şu anki DEM Parti yönetimi ve bir önceki DEM Parti. Ya Selahattin Demirtaş'tan sonraki hiçbir DEM Parti, bir sürü DEM Parti. Unutuldu mu? Demirtaş unutuldu. Unutuldu abi. Bu adam unutuldu. Zaten bu ülkede her şey unutuluyor. Selahattin Demirtaş bu ülkede gerçek vatansever abi. Gerçek vatansever. Vatansever, yurtsever abi. Vatansever, yurtsever. O adam insan hakları savunsun. Barışı savunuyor, barış. Diyor ki bu ülkeye barış gelsin. Diyor Erdoğan, sen 1150 odalı sarayda yaşıyorsun. İnsanlar fakir, yoksul. Bu hak, hukuk, adalet, eşitlik değil. Adam hak, hukuk, adalet, eşitliği savunuyor. Barışı savunuyor. Ya Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş abi.
Filistin kamplarında eğitim gördü. İsrail'e karşı savaştı abi. Deniz gezmiş, vatan haini, terörist ilan edildi. İsrail'e ticaret üstüne ticaret yapan İsrail Cumhurbaşkanı geliyor, Erdoğan kırmızı halı seriyor. Erdoğan vatansever, yurtsever, yerli milli ilan ediliyor abi. Demirtaş da öyle bir şey abi. Yani Demirtaş ne yapmış? Demirtaş hangi askeri öldürdü abi? Hangi polisi öldürdü? Demirtaş nerede bomba patlattı abi? Nerede? Ya da bir diyorlar ki ona cevaplar Abo'da patlatmamıştı. Talimat verdi diyor. Onun cevapları var. Ya Erdoğan sırf Demirtaş dedi ki seni başkan yaptırmayacağım abi. Erdoğan sırf istediği için cezaevinde abi. Sırf o istediği için. Tamam, teşekkür ederim. Bak, köpeklerle ilgili sana bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela Erdoğan tamam köpeklerle ilgili bir yasa çıkartıyor. Bir saniye abi sen. Erdoğan köpeklerle ilgili bir yasa çıkartıyor değil mi? Halk tepki veriyor hepsine değil mi? Peki 1932 yılında da Atatürk mecliste dedi ki köpekler öldürsün diye yasa verdi. Niye tepki çıkmadı abi bu konuda, ne dedi? Şimdi 1932'ye mi gidelim? Yanlış bilgi veriyor. 1932'ye mi gidelim şimdi? 1932 girersin Google'una bakarsın. Abi, şimdi Atatürk'ün fotoğraflarına bakın. Hatta yatak odasında bile köpek onunla beraber uyuyor. Arkadaş yanlış bilgi veriyor. Arkadaş az önce Özgür Özel'i yerden yere vurdu. Dedi ki Özgür Özel şöyle vasıfsız, Özgür Özel bilmem lider vasıflı değil. Ya CHP kaç yıldır Türkiye'de birinci parti olmuyordu? Kaç yıldır? Kılıçdaroğlu 15 yıl genel başkanlık yaptı, birinci parti olmadı. Özgür Özel 1-2 ay geldi. Abi senin Google'un var mı? Google'un var mı? Arkadaşlar üzerinde telefonunda Google olan var mı? 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk köpekler öldürsün diye mecliste yasa verdi. Hayır, niye tepki çıkarmıyorsun? Abi bir dakika. Ne alakası var konuyla? Çıkar. Atatürk'ün köpekleri var. Hatta beslediği ev köpeği bile var, eğitimli. Hatta yatak odasında bile beslediği köpeği var abi, sarılarak. Yani yanlış bilgi veriyor arkadaş. Arkadaş Umar'ı yasal hale getirin. Gençler hep slot oyunlarına düşmüş. Bir dakika abi bırak şunu. Tamam. Yok köpek öldü, yok kedi öldü. Umar yasal hale getirin. Abi şu an ekonomimiz nasıl? Bir dakika, ekonomi ne durumda? Uçuyoruz değil mi? Şimdi parası olan Kıbrıs'a gidiyor değil mi? Gürcistan'a gidiyor. Bir adı biz bürosuna. Baba ben bunu söyleyip gidiyorum. Umar'ı yasal hale getirsinler. Buralar hep kasino olsun, ruletler, slot oyunları, kurtulup gidelim. Çalışma malışma artık olmaz bu iş. Umar yasal olsun. Tabii yasal olacak, kurtulacağız. Başka yolu yok. Abi şimdi bu az önce... Arkaya mı geçelim biraz? Tamam. Efendim Erdoğan belediyelere dedi ki icrayla borçlarınızı alacağız, SSK evet. Borçlarını. Evet. Ne düşünün? CHP'ler diyor ki niye şimdi söylüyor? Şimdiye kadar niye söylemiyordu? Aynen öyle. Daha önce 20 senedir akılları neredeydi? Tabii CHP'den faiziyle alacaklar, intikam alacaklar. Bir de CHP'li belediyeleri çalışmasın diye ellerini kollarını bağlamış olacaklar. Niye? Parasız kalacak çünkü belediyeler o zaman. Borcu ödeyerek. Evet. Bu sefer ne yapacaklar? Zam yapacaklar. Ellerinde olan şeyleri zam yapacaklar. Bundan sonra da AK Parti AKP diyecek. Gördünüz mü? Bakın yollara bilmem nelere zam yaptı işte. Sizin seçtiğiniz İmamoğlu'nun belediyesi, Mansur Yavaş'ın belediyesi diye kötüleyecekler. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Ya kesinlikle ihtiyaç var erken seçime. Geç bile kalındır ya yani. Hemen seçim. Ya hemen seçim olması lazım ama yarın. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? 17-25 Aralık, 128 milyar ayakkabı kutuları. Paraları sıfırla oğlum. Ondan sonra tarikatlarda çocuk tecavüzlerine karşı bir kereden bir şey olmaz. Ondan sonra Cübbeli Ahmet'in dediği gibi erkek çocuklarına badeleme, kız çocuklarına şekerleme yapılabilir, dinimizde var. Ondan sonra daha sayayım mı? Yani var oğlu var. Aklıma bunlar geliyor. Ha, bir de şöyle bu hayvan yasasıyla ilgili, hayvan yasasını da söylemek istiyorum. Benim attığım bir tweet'e Fatih Altaylı cevap vermiş. O tweet'i ben attım. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni çıkan hayvan yasasını, hayvanseverler bundan sonra sokak hayvanlarını evlerinde baksınlar o kadar çok seviyorlarsa diye cevap vermiş. Peki madem öyle bunca zamandır içeri soktukları mültecileri o zaman... Onlar da çok savunuyorlar ya mültecileri. Onlar da evlerinde birer tane...
Onlar da birer tane evlerinde mülteci beslesinler o zaman. O tweet'i ben attım. Fatih Altaylı beni haklı buldu. Peki Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Demirtaş dürüst bir insandı. Üniversite mezunu, okumuş, tahsilli bir insan. Bunun gibi diplomasız, kaçak saraylarda oturan kaçak diplomasız. Okunuz Hüseyin abi, okunuz. 1932. 1932 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk başıboş köpekler soruna karşı aldığı önlemler yeniden gündeme geldi diyor. Resmi gazete 13 Haziran 1932 tarihinde yayınlanan genelgeye göre hükmün sahipsiz ve maskesiz dolaşan köpeklerin itlaf edilmesine kararlaştırıldığı görülüyor. Al, ben bunu söyleyeyim mi? Yandaş kanal şey yapmış. Yandaş haber kanalı. Şimdi arkadaş, arkadaş Murat gel. Abi şimdi bu arkadaş az önce, ben konuşmadan önce Özgür Özel'i dedi, Özgür Özel lider değil, lider vasfı yok dedi, bilmem ne. Ekrem İmamoğlu dedi halk ekmeğe zam yapmış. Adam 1 TL 2 TL zam yapmış abi. Yani evet, bunun un zamını konuşmuyor. Elektrik zamını konuşmuyor. Kira zamlarını konuşmuyor beyefendi. Hayat pahalılığını konuşmuyor. 1 dolar euro 35 TL olmuş. Bunu konuşmuyor. Ekonomi ayaklar altında bunu konuşmuyor. İmamoğlu ulaşma 1 2 TL zam yapmış. Ekmeğe 1 tane zam yapmış. Onu eleştiriyor. İmamoğlu sağ olsun piknik yaptırıyor, konser veriyor. Onu eleştiriyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Ya insanların eğlenceye de ihtiyacı var. Konsere de ihtiyacı var. Yani bu sanatçılar bir konserde 5 milyon, 10 milyon alan sanatçılar, adam 500 bin TL, 1 milyon TL'ye halk biraz eğlensin diye adam konser yapmış abi. Eğlence veriyor. Yani halk da gitmiş abi. Bir sürü insan gitmiş, eğlenmiş abi. Yani insan artık bunalmış, eğlenceye ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Adam abi eğlence sunuyor insanlara, yaranamıyor abi. Özgür Özel konusuna da gelirsek, Kılıçdaroğlu 15 yıl CHP Genel Başkanlığı yaptı. CHP kazanamadı abi, birinci parti olamadı. Aynı şekilde CHP bilmem kaç yıldır, 70-80 yıldır Türkiye'de birinci parti olmuyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu karşısında aday oldu, kazandı. 1-2 ayda CHP'yi Türkiye'de birinci parti yaptı. 1-2 ayda abi, sadece 1-2 ayda. Yani AK Parti şu an Türkiye'de birinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi abi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ülkenin başkenti Ankara'yı kazandılar. İstanbul'u kazandı, İzmir'i kazandı, Antalya'yı kazandı, Mersin, Adana'yı kazandı. Ya Erdoğan her yeri kaybetti abi. Adıyaman Kalesi'ydi, Adıyaman'ı kaybetti. Şanlıurfa Kalesi'ydi, kaybetti. Adı Kasımpaşa'da doğmuş, Kasımpaşa'yı kaybetti. Üsküdar'da oturuyor, yaşıyor, Üsküdar'da kaybetti. Hepsini Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu sayesinde abi. Bu insanlar gerçek lider abi, lider bunlar, lider. Hey yarın öbür gün onlar da kötü yönetir. Tabii biz halk var, biz dediğim gibi halkçıyız. Gene tepki. Çünkü biz ülkemizin iyi olmasını istiyoruz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Efendim, Tayyip Erdoğan geçen hafta dedi ki belediyenin borçlarından dolayı haciz dahil her türlü işlemi yapacağız. Borcunuzu ödeyin dedi. CHP de dedi ki şimdiye kadar söylemiyordun. Biz belediyeleri kazanınca bizi çalıştırmamak için yapıyorsun. Ben her şeyi biliyorum. Evet. Ya Türkiye battı. Bundan sonra da daha kötü. Daha kötüye gidiyoruz. Şunu mu diyor Erdoğan? Daha kötü. Kötünün de kötüsünü yaşayacağız. Erken seçime ihtiyaç var mı? Yok mu? Var tabii. Var. Olmaz olur mu? AK Parti diye bir şey yok. AK Parti deyince aklına sana geliyor. AK Parti Türkiye'yi bitirdi. Bitirmek yönüne gidiyor. Demirtaş deyince aklına geliyor. Ben ilgilenmiyorum onunla. Eyvallah. İlgilenmiyorum. Merhaba, buyurun. Erdoğan bence bak, ben 23 yaşında bir kadınım, tamam mı? Ben iki tane çocuğum var. Benim bir çocuğum 9 yaşında, biri 2 yaşında. Ben 4-5 senedir ben bu çocuğumla tek başına mücadele ediyorum. Benim çocuğum daha 1,5 aylıkken babası tarafından terk edildi. Ben tek başıma o çocuğa mücadele ediyorum. Benim kiram 10.000 TL, asgari ücret 17.000 TL. Ben kiramı ödeyemiyorum. Ben zar zor. Ben oradan buradan dilene oradan belediyeye gidiyorum. Çocuk başı ne kadar veriyor? 3.300 TL. Bu neye yetecek? Bu benim çocuğumun mamasına bile yetmiyor. Bezine bile yetmiyor. Ben artık dilenecek durumdayım. Zor ne demek ya? Zor ne demek? Ben ay başı geldiği zaman ağlıyorum ya. Resmen ağlıyorum. Ben oradan buradan dileniyorum. Ben kendi kiramı ödeyemiyorum. Kendi çocuğuma bakamıyorum. Niye? Yurtlar hepsi çocuk dolu. Ben de bunu düşündüm. Çocuğumu yurta vermek istemiyorum. Çocuğuma ben kendim bakmak istiyorum. Kendi imkanlarımla.
Ya bana bir iş bile vermiyorlar. Ya ben evde çalışmak istiyorum çocuklarıma. İyi bir anne olmaya çalışıyorum. Ama yok. Bu Türkiye'de yaşanma yok. Biz Müslümanız diyor ya. Müslümanlık diye bir şey yok. Bu Türkiye'de Müslümanlık yok. Ben açken, ben oradan buradan dileniyorken benim üstümde atlayıp gidiyorsan bir insan Müslüman değil bu insan. Bu insan Müslüman değil. Ben kendimde açım. Çocuğumun istediğini alamıyorum ya. Ben aldığım meyveyi yemiyorum. Yemiyorum. Ben dolabımda meyve yok ya. Ben meyveyi yemiyorum. Ben bir meyve alıyorsam onu bırakıyorum. Benim çocuğum isteyecek. Benim çocuğum istese ben çocuğuma ne vereceğim? Çalışıyor musun çocuğum? Ben çocuğum otizm hastası. Ben çocuğum için sürekli çalışamıyorum. Benim çocuğuma bakan kimse yok. Benim çocuğum rahatsız olduğu için kimse bakamıyor. Kimsenin gücü yetmiyor. Şu an benim annemin yanında. Annem bakamıyor her gün çocuğa. Ben her gün çalışamıyorum. Her gün işe gidemiyorum. Yani Müslümanlık diye bir şey yok. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı? Erken seçim olsa ne olacak? Yine çalacaklar, çırpacaklar. Oradan buradan yine alacak. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti deyince aklıma hiçbir şey gelmiyor. Nalet olsun AK Parti'ye. Nalet olsun. Yoksuz. Ya ben bir Demirtaş, ben Demirtaş'ı çok severim. Demirtaş'ın canım ona feda olsun. Demirtaş çıksın. Demirtaş suçsuz yere orada yatıyor. Suçsuz yere yatırıyorlar. Yok İsrail şu, yok İsrail bu. Bu adam aile yardım ederekten darbe çıkartıyor. Bu İsrail, ya bizim İsrail'in parasına ihtiyacımız yok ki. Sen ne diye İsrail'de mal alıyorsun? Ne diye mal alıyorsun İsrail'de? Bizim onun parasına ihtiyacımız yok ki. Sen önce bir dön de kendi Türkiye'ne bak. Allah belasını versin. Erken seçim dedin. Onlara cevap verdi onu. Bitti onlar. Erken seçim değil. Erdoğan'ın bir an önce istifa etmesi lazım abi. Biz halk vatandaş olarak. Ya niye istifa etsin? Adam %52 almış. Halk i̇stifa vermeyecek. İstifa etsin abi. Halk vermeyecek. İsterse %90 alsın. Yani ülkenin gidişatı belli abi. İnsanlar geçinemiyor. İntihar vakalarından haberin var mı abi? Yani bir ayda bile bir sürü, hatta polis bile intihar ediyor abi ya. Hakim, savcılar, öğretmenler, doktorlar bile intihar ediyor abi. Kalmış ki asker, ücretli, emekli, ya daha dün biri 70 yaşında bir adam intihar etti. Çoluk çocuklar, torunları vardı. Cenazesini ben kaldırmayı, burası şirin evler. Daha dün şu arka sokakta biri intihar etti, cenazesini ben kaldırdım ya. 70 yaşında adam, torunları var. İntihar etmiş abi, bunalmış bunalmış. Ekonomik abi. Her evlilik kim boşanmak için evlenir abi? Herkes severek evleniyor. Çoluk çocuk sahibi olmak istiyor. Mutlu bir yuva sahibi olmak istiyor. Her evlilik bitiyor abi. Daha birinci yılını doldurmadan bitiyor. E ne için? Ekonomik abi. Ekonomik. Ya asgari ücret kiraya yetmiyor abi, kiraya. E bunun yanında elektriği var, suyu var, doğalgazı var, yeme içmesi var. İnsanlar çocuklarını okutuyor. İnsanlar hiç mi geleceği için birikim yapmayacak ya? Adam 1150 odalı sarayda yaşıyor, krallar padişahlar gibi. İnsanlar fakir, yoksul. Her insanlar dünya kadar derdi var, sorunu var. İnsanlar, herkes hastanelik olmuş, herkes psikiyatrik olmuş. Erdoğan istifa etmeli diyorsunuz. O... Ben demiyorum, hayır. Beni seçilmiş, niye istifa etsin? Hayır. Karşıyım yani, hayır. Vatandaş oy vermeyecek. Zaten istifa etmiyor, düşünmüyor kesinlikle. Aksine tekrar başta nasıl durabilirim, koltuğumu nasıl kaybetmem diye. 2020'yi de çekecek, evet. Hayır, anayasayı değiştirmeye çalışıyor. Evet. Kendine göre anayasayı değiştirecek ki tekrar seçimlere katılabilsin. Anayasayı sene değiştirmeye kalsın. Gerek yok. Seçimi öne alırsa, ha. 2020'de yaparsa olabiliyor. Evet. Önemli. Bir de önemli konu, Erdoğan'ın nasıl hayatta kaldığını biliyor musunuz? Hem epilepsi, sarı hastası, hem kolon kanseri. Erdoğan Blue Çağ'ına, bunu tüm Türkiye öğrensin, araçların Blue Çağ'ına erişmemiş yetişkin iki kişinin her gün kanını alıyor. Bu bütün zenginler bunu yapıyor dünyada. Blue Çağ'ına erimemiş. Çünkü hücre yenilemesi olduğu için ve diyalize girip her gün kanını yeniliyor. Erdoğan böylelikle ayakta kalıyor ve korkarım Rockefeller'ın yaptığı gibi, Halit Kıvanç'ın, Ajda Pekkan'ın uyguladığı gibi 120 yaşına kadar yaşarsa yandık yani. Çünkü bu şekilde uzun ömürlü, sağlıklı kalabiliyorlar. Her gün bunu tüm Türkiye... Nereden biliyorsunuz onu? Ben de bilmiyorum. Nereden biliyorsunuz? İnternetten araştırırsanız bulursunuz. Her gün Blue Çağ'ına ermemiş ergenlerin iki ünite kanıyla vücudu değişiyor. Efendim, soru cevaplı girelim. Erdoğan geçen gün dedi ki belediyeler SSK borçlarını ödeyecek dedi, yoksa icra yapacağız dedi. CHP'de bizi batırmak için yapıyorsun. Ne düşünüyorsun? Benim CHP ile de AK Parti ile de HDP ile de hiçbir bağlantım yok. Ben orijinal Kürt doğulu Kürdüm. Herkes diyor ki Erdoğan geldi, pahalılık şöyle oldu, pahalılık böyle oldu. İşte Suriyeliler geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Madem ki Suriyeliler geldi, onlar da Müslüman. Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Suriyeliler geldiği zaman bina sahibi 3 liralık kirayı 15 lira yaptı. Erdoğan kalkıp sen bu kirayı pahalılaştıracaksın demedi.
Domates tarladan. Erdoğan demeden ama izin vermeseydi çok kişi gelmezdi. Erdoğan ha bütün milletvekillerinin başında çobanlık yapacak değil. Türkiye'de 70 tane, 100 tane, 150 tane milletvekili var. Erdoğan hangi birini dolansın? 600 tane var. 100 baştakiler. Bizim seçtiğimiz milletvekilleri. Erdoğan'ın hiçbir günahı yok. Demirtaş olsa da aynı sistem olacak. Ben şu an SSK'yı söyleyeyim. SSK sen başka konuşuyorsun. SSK konu haklı mı haksız mı Erdoğan? Haksız. Haksız. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok, kesinlikle yok çünkü erken seçim olursa gene Erdoğan olacak. Tamam, AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti deyince aklıma sadece Erdoğan geliyor. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Demirtaş deyince özgürlük geliyor. Tamam. Son bir iki kelimeyi de bitireyim mi? Son iki kelime abi. Dün mecliste vergi vermeyen şirketler araştırılsın. Muhalefet bunu önerge verdi. AK Parti MHP oyları reddedildi abi. Öyle mi? Evet. Yani devlette vergi vermeyen şirketler, büyük şirketler araştırılsın. Önergesi AK Parti MHP tarafından reddedildi. Yahu vergi kaçıran şirketler araştırılsın. Niye reddediyorsunuz ya? Ya bir de niye reddediyorlar? Bunu reddediyorlar. Bir de bizim çocukluğumuzu hatırlayalım abi. Buradaki herkes çocukluğunu hatırlasın. Bizim annelerimiz, babalarımız yemezlerdi, içmezlerdi. Çocuklarını yedirirlerdi, içirirlerdi. Aynı şekilde biz de çocuklar bize saçını süpürge ettiler annelerimiz, babalarımız. Biz de çocuklarımıza saçımızı süpürge ediyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Çocuklarımızı yediriyoruz, içiriyoruz. Bu ülkede bir cumhurbaşkanı, başbakan da yememeli, içmemeli, halkı, vatandaşlara yedirmeli, içilmeli. Halkı, vatandaşı rafa içinde iyi şartlarda yaşatmalı. Kendisi değil. Hazreti Ömer dedi ki bir idareci halktan daha lüks yaşıyor, zalimdir. Evet. Yani sen rafa içinde yaşıyorsun, iyi şartlarda yaşıyorsun, 1150 odalı sarayda yaşıyorsun, manda yordu kestane balı ejderha meyvesi yiyorsun, yediğin önde yemenin arkanda insanlar halk ekmek kulübesinde bir iki ekmek için dakikalarca ekmek kurunda bekliyor ya. İnsanları rafa içinde iyi şartta yaşattın kardeşim, insanları. Erdoğan CHP'li belediyeleri SSK borcuyla tehdit etti, ne düşünüyorsun? Vallahi ben ne karışacağım siyasete, ne bir şey. Benim tek... Erken seçime ihtiyacım yok mu? Yok. Ben, AK Parti deyince aklına ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Umurumda bile değil. Tamam. Ne yapsak boştur yani. Aldığım kararı mahvediyor. Ya aldığım karar hiçbir şey umurumda değil. Yani hiçbir şey değişmiyor. Herkes kendi kafasına gidiyor. Hani o olsa ne olur. Son soru. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Demirtaş deyince boş yere. Yani ceza yatıyor. Boş yere. Boş. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani o Fatih Altaylı'nın benim sözümü onayladı, o sözü tekrar etmek istiyorum. Yani gerçek hayvanseverler sokak hayvanlarını evde besleyeceklerini, o zaman mültecileri savunan iktidar severler, yandaşlar da birer mülteci evlerini alıp baksınlar, beslesinler, hayvan besler gibi. Bunun hayvanla ne alakası var şimdi? Hayvanlardan daha beter mülteciler. O ağzı dili olmayan hayvanlardan ne istiyorlar? Ama mülteciler görüyorsunuz her gün adam kaçırmalar, adam öldürmeler, karımıza kızımıza sataşmalar, tecavüzler, çocuk tecavüzde Kayseri'de olanları gördünüz, daha beter. Daha hayvandan da. Ablacığım nasılsın? Hamdolsun idare eder. Yaşam, İyi. Geçim, ekonomi, bir elin balda bir elin lahmacunla mı? Ne yapıyorsun? Ya ne elin bir yalda, ne elin bir balda. Yani geçinip gidiyoruz. Çalışıyor musun? Ya çalışmıyorum. Annemle babamla yaşıyorum. Peki. Erdoğan CHP'li belediyeleri tehdit etti. Vergi borçlarını haciz getireceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Doğru. Erdoğan CHP'yi tehdit etti. Evet. Dedi ki, yok öyle şey. Yanlış. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime cumhuriyet seçimine erken seçime ihtiyaç var. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti deyince aklıma ne geliyor? Belediye seçimi oldu ya bir ara. İlk bundan önceki. 31 Mart 2024'te belediye seçimi. Uzattılar böyle aylar sonra, kabullenemediler karşı AK Parti. Neden ki uzattılar? Bütün belediyedeki kendilerine ait bütün kara dosyalarını imha ettiler. İnsanlar perişan oldu aylar. Serum takarak, hastanelik olarak, insanları uyutmayarak, insanları ayakta tutarak
İnsanlar hapsettiler. Evlerine bile gidemeler aylar boyunca. Pandemi demiyorum. Belediye seçimi oldu ya bundan 2019 yılında. AK Parti Karadağ'ı yok etmek için erteledi. Tamam anladık onu başka. İşte ondan sonra yine seçim oldu. Yine CHP kazandı. Olması gereken oldu. Peki AK Parti deyince aklına ne geliyor diye sordum. AK Parti aklıma gelince ayakkabı kutusu geliyor. Tamam. Ayakkabı. Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Ha? Selami Demirtaş deyince yani kendince bir adamdı. Ona terörist dediler. Parti kurdu. Güneydoğu Anadolu'yu toparlamaya tertiplemeye çalıştı. İzin vermediler önüne. Engel. Şimdi dur gelelim konumuza. Dur. Dediler ki altılı masa gelirse yok Güneydoğu Anadolu yok şurası burası gider dediler. Şimdi gidiyor. İsrail alacak. Ne diyecek? İsrail şimdi Filistin aldı. Filistin'den sonra Mısır, Lübnan, ondan sonra Suriye, İran, sonra Türkiye'ye gelecek. Altılı masanın dediğini altılı masaya çamur attığı şeyi şimdi İsrail yapıyor. Gelmiyor mu? Yapıyor. Ben siyasetin içindeyim. Siyaseti takip eden insanım. Ben altılı masaya çamur atılıyor her zaman değil mi? Yani, gelelim Meral Akşener. Altılı masanın içindeydi. Sandalyesini devirdi, çekti gitti. Şimdi Tayyip'in kuyruğunda. Tansu Çiller olmaya çalışıyor. Başta olmaya çalışıyor. Altılı masa bitti gitti. Onu niye konuşuyorsun? Altılı masa gitti ama altılı masayı da çok kötü çamur atıldı. Eyvallah. Atılmadı mı? Türkiye güzel yönetilmiyor mu şimdi? Ya Türkiye şu an ev alsak bile 2+1, 1+1, 5.000, 10.000 trilyon ya. Ne demek bu ya? Kimse alamaz zaten. Alamaz. Ben bile ayrı yani açsam açamam. Ben bir anneyim. 3+1 daireler var. Nerede var 1.3 milyon? Her yer. 1.3 milyon. Evet. Nerede? Gel. Gece kondu. Ya bırak. Kendi çamurunu kendi belediyeleri kapatmak için yapıyordur. Daha önceki kendi belediyelerini bir araştırsın, bir yapsın, bir yolsuzluklarını, bir pislikleri temizlesin. Sonra şu anki belediyeleri araştırsın. Erken seçime Türkiye'nin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Valla erken seçimi Türkiye'nin değil, Türkiye'nin zaten hiçbir şeysi kalmamış ki, Türkiye batmış yani, haberleri yok. Yani buradaki insanların nasıl yaşadıklarından haberleri yok. Çünkü bunlar dünyayı bilmiyorlar, görmemişler. İnsanların ne şekil yaşadığı, ne şekil yaptığı. Ya ben Fransa'da yaşıyorum, ben burada yaşamıyorum ki. Senin neyini niye kıskansın ki, sebep ne yani şimdi? Biz dahi artık buraya gelip nefret ediyoruz. Artık önceden geliyorduk, yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Şu an ben bile burada... Pahalı olmuş. Ya pahalı ne demektir yani? Senin euron 2 katlanmışsa yediğin, içtiğin, aldığın her şey 5'e katlanmış, 6'ya katlanmış. Cazip gelmesi. Hayır, cazip gelmiyor. Bugün AK Parti deyince aklınıza ne geliyor efendim? AK Parti deyince zulüm geliyor, katliam geliyor, zam geliyor, barbarlık geliyor, faşistlik geliyor. Yani ne bileyim ben... Biraz ağır olmadı mı onlar? Ya gerçeği budur. Niye ağır olsun ki yani? Niye ağır olsun? Son soru. Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Hah işte Demirtaş. Demirtaş deyince insanlık geliyor, demokrasi geliyor, özgürlük geliyor. Ne bileyim yani Demirtaş bugün içerideyse bu AKP denilen parti yüzünden orada da. Tek rakip olduğu için. Sisteme karşı olduğu için. Özgürlük istediği için. Diyor Demirtaş 48 insanın katilidir. Demirtaş niye katildir? Onları öldüren kimdir? Hiç sormuyor. Peki Demirtaş çağırdı bu insanlar bir özgürlük için geldi. Bugün sen diyordu Kobani düştü düşecek. Niye düştün? IŞİD barbarına karşı mı yenilecekti? Demirtaş da kendini halkı korumak için insanları sokağa çağırdı. Kötü mü etti? Bugün IŞİD barbarı o Kürtleri kat edip de o sokakta onları kat edip gitseydi mi iyiydi? Peki, doğru. Kaldı ki o çağrı zaten şeye karşıydı. Oradaki insan o IŞİD'e karşıydı yani Türk devletine karşı değildi. Türk devletine karşı kimse baş kaldırmadı ki. Zaten diyorlar ki Demirtaş Kobani'de ceza almamış. Ceza başkasına almış. Ya Demirtaş zaten hiçbir suçu yoktur. Bugün Demirtaş yani siyasi rehinedir yani. Siyasi rehinedir. Talimat üzere cezaevindedir. Efendim bana konuşabilir misiniz? Ama yok gerek yok. Boşaltalım abi sizlere kimlikleri verin. Sen, önce ben senin kimliğini göreyim. Sen polis misin değil misin? Evet tamam. Kimliğini önce gösteriyorsun sonra kimlik isteyecek. Evet, tamam. Ver bakayım kimliğini kardeşim. Dağıl kardeşim hadi dağılın. Dağıl kardeşim topla sen de.
Toplamayacağım ya. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu arkadaşım? Ben... Burada baksana, burada bir sürü. Bir dakika. Ben geldim, beni dinleyeceksin. Sen de beni dinle. Ben 40 yıl seni dinlemeyeceğim. Ben seni dinlemeyeceğim arkadaşım. Dinleyeceksin. Kimliğini ver. Topla. Çekme öyle. Çekme. Toplamıyorum. Milleti birbirine düşürmeli değil. Ben düşürmüyorum. Hep beraber karakola gideriz. Önce şikayet sakin var. Önce sakin şikayet ol. Var. Sakin ol. Bana böyle polis, sen, devletin sen, polisine saygısız konuşma. Sen de devletin kadar saygısız konuşma. Hadi abicim, dağılıyor önce burayı. Burayı dağıt bakalım. Sadece ben bugün tamam dağılalım. Özgür değil kardeşim. Bak burada birbirinize girmişiz. Burada anons geliyor. Sabah kadar bir yerde abicisin. Biri de hadi. Hadi dağıl buradan. Bize girmedi. Burada zıt görüşler var. Zıt görüş yeri değil kardeşim burası. Hayır, zıt görüş yeri değil. Burası tartışma meydanı değil. Bu adam gazeteci. Röportajını yapar gider. Eyvallah. Tamam sen git. Ekonomi nasıl? Sen git abicim. Tamam kimliğini ver o zaman. Sen de kimliğini ver. Ne iş yapıyorsun? Abimdir. Gazeteci kimliğini göster. Ben gazeteci değilim. Onun yanına geldim. Dalga mı geçiyorsun benimle? Üstad, abi ne yok, dalgası abimin yanına gelmiş. Ne iş yapıyorsun bu abinin yanında? Adı ne? Adı ne kardeşim bunun? Hüseyin abi. Soyadı ne? Tamam sen uzaklaş. Nasıl soyadı ne? Ya burada bana soyadı ne? Abi abimin yanına gelmişim. Sen niye şimdi bağırıp çağırıyorsun ki? Arkadaşım burada kavga ediyorsun. Kim kavga ediyor? Kim şu an yaralı? Kim? Kim bunu abicim dağılalım. Bak görmüyor musun? Bütün milleti başınıza toplamışsın. Hadi abicim dağıl. Tamam dağıl arkadaşlar. Dağılırsanız bir şey olmaz. Milletin yolunu kesme yaptığınız gibi arkadaşlar. Dağılalım. İstediğin şey bu zaten. Tamam benle konuşma bir dakika. Topla cihazları. Toplamıyorum. Bu hitapla toplamam. Böyle emir yemirme bana ya. Şikayet ver, karakola gidiyoruz. Topla cihazı. Şikayet gelsin, şikayet varsa. Şikayet miket yok böyle. Topla böyle. Gardeci komutan mı konuşuyorsun ya? Biraz bir hitabına dikkat et.